Merhaba ben Bay Anderson. Biyolojideki temel bilgilerin 28. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hücre döngüsünü mitoz ve mayoz bölünmeyi göreceğiz. Yani tek bir hücre nasıl olup da vücudumuzdaki binlercesine dönüşüyor onu öğreneceğiz. Mayoz bölünme önemli çünkü sonucunda üreme hücrelerimiz oluşuyor. Konuyu biraz açalım. Bu kırbaç kuyruklu çöl kertenkelesi. Bu kertenkele ile ilgili ilginç olan şey ise bu bir dişi kertenkele. Daha fazla kertenkele oluşturmak istediğinde e, mitoz bölünme ile kendisinin kopyasını yaratabiliyor. Bedenin içinde hücrelerini kopyalayabiliyor. Buna partenogenez ya da bakire doğumu deniyor. Sonuç olarak bu kertenkele hep, hepsi dişi olan bir sürü bebek kertenkele doğuruyor. Bu üremede erkek yok. Bir üreme de erkek olmaması oldukça nadir. Mayoz olmaması da nadir. Bütün bu türdeki kertenkelelerin genetik olarak aynı olmasının sebebi budur ama işe yarıyor. Bu videoda mayoz ve mitozdan ayrıntılarıyla bahsetmeyeceğiz. Onları evreleriyle tek tek anlattığım başka videolar var. Burada daha çok mayoz ve mitoz bölünme ne işe yarar gibi genel soruları cevaplayacağız. Diploid hücre normal bir insan hücresidir. Ya da e, bir organizmanın e, içinde bulunan e, tipik bir hücre de diyebiliriz diploid hücre için. İçinde 2N kromozom var. Bu ne demek? Yani içinde 2 kromozom seti var demek. İnsanlarda 2 en 46'ya eşit. Bu da bizde 46 çift kromozom olduğu anlamına geliyor. Hücre döngüsünün mitozdaki amacı o hücrenin kopyasını üretmektir. Yani başka bir diploid hücre yapmaktır. Daha sonra bu hücrede döngüye katılıp daha çok hücre üretir. Bedenimizde hasar görmüş hücreleri yenileriyle işte bu şekilde değiştiririz. Mayozda ise normal bir diploid hücre haploid bir hücreye dönüştürülür. Yani sperm ve yumurta oluşur. Burada insanlar için n eşittir 23. Tam burada dursaydık hiçbir zaman diploid hücremiz olmazdı. Ama sperm ve yumurta birleşerek diploid bir hücre oluşturacak ve o hücrede döngüye tekrar katılacak. İki tane döngümüz var arkadaşlar. İşte iki döngümüz burada. Mitoz ve mayoz döngümüz. Mitoz bedenimizdeki bütün hücreleri üretmek için kullanılıyor. Mayoz ise sadece gamet yani üreme hücrelerini oluşturmak için. Bu videoda ayrıca diploid hücrelerin oluşturulmasının nasıl kontrol edildiğinden de bahsetmek istiyorum. Siklinleri ve mitozu kontrol eden faktörleri nasıl kullandığımızı anlatmak istiyorum. Hücre döngüsünü anlamak için bölünen hücre videolarına bakmak güzel bir başlangıç olabilir. Burada bir hücre bölünmesini görüyoruz. Bir hücreyle başlıyoruz ve bu hücre kendisiyle aynı başka bir hücre yapıyor. İşte bakın. Burada izliyoruz. Şu anda bir hücre var ve kopyasını yapıyor. Şimdi videoyu biraz geri alayım. İlk iki videoda hücrenin kendisinin aynısı olan başka bir hücre kopyalamadan öncesi yok. Aslında hücre bölünmeden önce DNA'sını ve içindeki tüm mekanizmayı kopyalaması gerekiyor. Bu sonuncu videoda hücrenin içine bakıyoruz. Hücre bölünmesinin iki kısmı var. İlk kısmı hücre çekirdeğinin bölünmesi işte. Bölüm 1. Buna genel itibarıyla mitoz diyoruz. Çekirdek ayrıldıktan sonra burada kromozomların ayrıldığını görebilirsiniz. Daha sonra da diğer kısım ayrılıyor. Buna da sinotokinez deniyor. Sitokinez deniyor. Yanlış söyledim pardon. Doğru yazdım ama sitokinez deniyor. Bu da hücredeki mekanizmanın, mitokondrinin, sitoplazmanın ve benzeri şeylerin ayrılması anlamına geliyor. Evet şimdi videoyu devam ettireyim. İlk olarak çekirdeğin ayrılmasını görüyoruz. İşte kromozomlar ayrılıyor. Sonra da sitokinez gerçekleşiyor ve hücrenin kendisi ayrılıyor. Kısacası mitoz için bir hücreden iki hücre oluşması diyebiliriz. Bu oluşan iki hücrenin e, iki hücre ilkinin tıpatıp aynısı yani. İşte anne karnında dölenmiş yumurtadan bedenimizdeki trilyonlarca hücreye bu şekilde ulaşıyoruz. Gelin hücre döngüsüne birlikte bir bakalım sizlerle. Şimdi burada hücreyi çizelim. Evet. Böyle gözükecek hücremiz. Şimdi Buradaki döngüye bir hücre olarak girecek. Evet, oku daha güzel yapalım. Buradan iki hücre olarak çıkacak ve onlar da tekrar döngüye girecekler. Bedenimizdeki hücreleri böyle yapıyoruz işte. Duyduğuma göre odadaki tozların çoğu ölü deri hücreleriymiş. Derimiz yakından işte böyle gözüküyor. Yeni hücreler aşağıda oluşuyor ve yukarı çıkıyorlar. Daha sonra yukarıda en üstteki hücreleri de kaybediyoruz. Ama Sürekli bu hücreler yerine yenilerini yapıyoruz ve bunu yaparken de mitozu kullanıyoruz. O halde gelin hücre döngüsünün kısımlarına bir bakalım. Döngüye giren bir hücre ilk olarak G1 evresine giriyor. Bu bu evrede hücre giderek büyüyor. Daha sonra S evresine giriyor. Bu evrede ise replikasyon yapılıyor. Yani hücredeki bütün DNA kopyalanıyor. Daha sonra G2 evresine geçiyor. Bu evrede büyümeye devam ediyor ve hücrenin bölünmesine hazırlanıyor. G1, S ve G2 evreleri interfaz sürecinin birer parçaları. Genelde bir hücreye baktığınızda onun interfazda olduğunu görürsünüz. Büyüyordur, DNA'sını kopyalıyordur ya da belki sadece çalışıyordur. Normal bir hücre ne yapıyorsa onu yapıyordur. Hücrelerin hayatının çoğu interfaz evresinde geçer hücrenin çekirdeğinin kopyalanması kısmı yani mitoz kısmı aslında çok kısa bir evredir. Eğer bir daha asla bölünmezse G0 denilen bir evrede kalır. İşte burada. Bedenimizde kendini hiç kopyalamayan hücreler de bulunur. Belki duymuşsunuzdur. Kas hücreleri gibi ya da merkezi sinir sistemindeki hücrelerimiz gibi bunlardan bazı örneklerdir. İşte onlar G0 evresindedirler. Öylece beklerler ve bölünmezler. Peki bir hücre ne zaman bölünmesi gerektiğini, ne zaman durması gerektiğini nasıl anlıyor? En iyi benzetme bir kum saati gibi çalıştığını düşünmek olabilir. Hücrenin içinde küçük proteinler var. Bu proteinler hücrenin yaşadığı sürece birikir. En sonunda bunlardan önemli bir miktar oluşmuş oluyor. Bu miktar yeterince olduğunda da bu proteinler hücreye sıradaki evreye geçmesi gerektiğini söylüyor. İşte bu proteinlere siklin deniyor. Onlara da bir bakalım. Siklin burada basitçe bir protein olarak gösterilmiş ama G1 evresine, S evresine, G2 evresine ve mitoz bölünmeye bakarsak farklı siklinler, yani farklı protein birikmeleri olduğunu görebiliriz. Siklin A S evresinde birikmeye başlar. Daha sonra hücre bölündüğünde de sayısı azalır. Aslına bakarsanız siklinler birikir. Kum saatindeki kumlar gibi yani. Aynı kum saati gibi zaman geçtikçe daha fazla siklin birikmiş olur. Şimdi benim konuşmak istediğim bir diğer kimyasal ise siklin bağımlı kinaz. Bu kimyasal bir hücredeki eylemleri hızlandırabilir. Kısacası SBK diyelim buna. SBK'yı yaşayan her canlı da bulabilirsiniz. Bir mayadan aldığınız SBK ya ya SBK de diyebiliriz. SBK'yı bizim hücrelerimize koysanız sorunsuz çalışabilirler. Yani evrimsel açıdan homologlardır. Siklin bağımlı kinaz adından da belli olduğu gibi <laughs> sikline bağımlı kinazlardır. Yani nasıl oluyor da e, bu bunu e, böyle oluyor. Bu bağımlılık oluyor. Küçük bir animasyonla anlatalım. Bedeninizdeki sıradan bir hücrede bir sürü SBK olacaktır. Diyelim şu an tam buradayız. Ama hücrenin hayatı boyunca gitgide daha fazla siklin birikmeye başlayacak. Siklin miktarı artacak, artacak. En sonunda ise siklinler siklin bağımlı kinazlarla birleşecekler. Şimdi ise Harekete geçirilmiş SBK siklin kompleksimiz var. Peki bu ne demek? Bu bir şeyler yapabilen bir proteinimiz var demek. Bir ordu topladık ve artık ordumuz bir şeyler yapmaya hazır. Peki bu ordu ne yapıyor? Tam buradayız. Yani M evresine gireceğiz. Mitoza girmek üzereyiz. SBK'ler aynı zamanda hücrede harekete geçecek. Özel bir SBK olan mitoz başlatıcı faktör kısaca MBF yeterince biriktikten sonra hücrede çalışmalara başlar. Önce çekirdeği parçalarlar. Ayrıca bu iyileri yapan mikrotübüllere de etki ederler. Tüm bunlar bu hücreyi mitoz evresine iterler. Güzel bir şey ise bunların işleri bittikten sonra kendi kendilerine yok oluyorlar. Bu çok güzel ve böylece tüm döngü tekrar başlayabilir. Yani görev bittikten sonra kendi kendini e, yok eden görev diskleri gibi. Genel bir bakışla hücrede neler oluyor? Hücre döngüsü nasıl oluyor? Bunlarla ilgili konuştuk. Burada normal bir hücre olsun. Normal hücre 2n olur. Yani ne olur? Diploid olur. Anneden bir kromozom babadan bir kromozom bulunur. Burada 2n eşittir 2. Daha sonra kendini kopyalayacak. S evresi sırasında kendini kopyalayacak. İşte burada 4n hücremiz olur. Çünkü kendini kopyaladı. Bu noktada ya mitoz yoluna ya da mayoz yoluna gidebilir. Mitoz olursa hücre bölünür ve 2 tane 2n hücremiz olur. Bu 2-2-N hücre en baştaki hücremizin birebir aynısıdır arkadaşlar. Eğer 4-N hücremiz mayoza giderse kromozomlar hizalanır. E, <laughs> ve e, hücre ikiye ayrılır ve bir kere daha ayrılır. Sonunda 4 tane N hücremiz oluyor. Bu hücrelere haploid hücre deniyor arkadaşlar. Hücre döngüsü bir diploid hücreyi mitozla iki diploid hücre yapar. Mayozla ise dört haploid hücre yapar. Buna biraz daha yakından bakalım. Mitozla vücudumuzdaki hücreleri kimi zaman, bunlar bozulmuş hücrelerimiz olabilir, bunları hep mitozla yeniliyoruz ya da büyümek istediğimizde yine mitozu kullanıyoruz. Küçük bir organizmadan büyük bir organizma olmak istediğimizde daha fazla hücre yapıyoruz. Basit bir hücreyle başlıyoruz. Bu bir diploid hücre yani 2n eşittir 2. Bu ebeveynlerin birinden gelen ilk hücre. Daha sonra tüm DNA'sını kopyalayacak ve bu tanıdığımız şekil oluşacak. Bu kısım ve bu kısım birbirinin kopyası. S evresinde bu oldu. Daha sonra ortada buluşup ikiye ayrılacaklar. Mitoz evresi burada. Sonucunda da iki tane diploid hücremiz oldu. Bu hücre en baştaki aynı. Bu hücrelerde 2n eşittir 2 hücreleri. Bu mitoz. Bu iki hücrede hücre döngüsüne tekrar girecek. Bu süreç böyle devam edip gidecek. Mayozda ise durum daha farklı. Mayoz sadece üreme hücreleri yapıyor. Burada hücrede kromozom sayısı arttı, değil mi arkadaşlar? Burada 2n eşittir 4 oluyor. Yani anneden 2 kromozom ve babadan 2 kromozom var. Kendilerini kopyalayacaklar burada 4n hücremiz var. Mayozda bu aşamada çaprazlama gerçekleşir. Bu kromozomun parçaları bununla yer değiştirir ya da diğerleri diğerleriyle parça değiştirir. Bu da bize sperm ve yumurtada çeşitlilik verir. Daha sonra hücre 2'ye ayrılır. Burada 2n hücrelerimiz var. Sonunda da n eşittir 2 olan hücrelerimiz olacak. 2N eşittir 4 ile başladık ve şimdi 2N eşittir 2 oldu. Bu 4 hücrenin hepsi bir erkekte sperm olur ve bir dişide ise bir tanesi yumurta olur, diğerleri de polar hücreleri oluşturur. Mayozdan sonra yumurta ve sperm olur. Daha sonra N eşittir 2 olan hücrelerimizden 2N eşittir 4 olan bir zigota geçebiliriz. Bu bir diploid hücre, bir zigot. Daha sonra bu zigot büyüyecek, hücre döngüsüne girecek ve yeni üreme hücreleri üreterek yeni nesillere yol açacak. Hücre döngüsünü mitoz ve mayoz bölünmeyi işlemiş olduk.